Minoş'a kısırlaştıracağız. Minoş'u diyorum yalnız. Benim çocuğum kısırlaşacak. Çocuğum çok sinirli bir çocuk. Hep sinirliydi zaten. Hiç sakin olduğunu görmedim. Değil mi Ayşe? Kızma, tamam, bir şey yok. Ay, yiyecek babayı. Tamam anne. Tamam kızım. Tamam Minoş. Serkan hocam sen ne yapıyorsun? Sakin ol. Anesteziye alacağız. Hocam tırnakları da çok hızlı şimdi. Kesemiyor. Korktu ya öyle. Aşkım. Ali. Ne oldu? Biri şey diyecek şimdi, gimbalımız yok ki, kamerayı sabit tut. Biri kısmış ya, aklıma o geliyor. Şu kamerayı hareket ettirmeyin. Biraz profesyonel çalışın. Hocam buyurun. Haydi Allah yar ve yardımcınız olsun. Ben şu keyifli sizi izliyorum şu an. Bazı veterinerler 5 kişi tutamıyor. Veteriner hekimler. Ha, veteriner hekimler. Hayır hocam, teknikerler ama. Ha, teknikerler 5 tamam. Kişi tutamamış bunu. Ya. Veteriner hekimler yardımcı. Benim çocuğum akıllı. Ama şimdi birazdan. Tek başıma. Tek başıma. Küçücük kızlar. 1.60. Kaç boyun Ayşe? 1.65. Hocam Ayşe ne söylüyor? 1.65. 5 santimi de ekledi sonradan. Sen kim şey yapıyorsun, yiyorsun? Nerede kafası Minon'un? Hocam. 1 2 Bir de şeye çıkması yok mu? Ayakkabı. Minon be. Minon. Sakin ol. Ay Minon sakin ol. Sakin, tamam. Annem. Minon. Minoş. Ponçik. Minoş. Aşkım yine. Tamam. Tamam. İğne. İğne bakıyor abi. Bak iğne bakıyor abi. Tamam. Bak bu kadar. Geçti. Mino kısırlaşacak arkadaşlar. Kan tahlili iyi çıktı. Ufak birazcık, çok azıcık biraz bağışıklığı düşük ama herhangi bir problem yok. O zaten stresli bir kedi olduğu bırak için. Değil mi Mino? Limonçlu. Mino. Anne senin gülü. Anne seni görse çok üzülür. Oğlum boynundakini de tatlı ya. Senin de boynundakini yerim. De. Kızdırma çocuğu. Kadar sinirli benim hocam, çocuğum. Hocam kulağımda da kesik var Minoş'un. Allah'ım kim? Hocam bakamazsın. Bakamıyorum kolumda. Kim o? Mino. Saldır. Saldır. Allah'ım kurban olurum senin o gözlüğüne. Kim o? Anne. Kısırlaştın aşkım sen. Artık rahatlayacaksın. Sağlığın için gerekli bu. Değil mi? Meme tümörlerinden, rahim enfeksiyonlarından kurtulacağız bu ihtimallerden. Değil mi aşkım? Evet. Kedimizin sağlığı için kısırlaştırıyoruz. Zaten çok gergin. Bence bu kısırlaştıktan sonra biraz daha şey sakinleş. Ya. Hocam Mia gibi aynı. Mia sarmam, Mia da çok hırçınlı ya bence. Sakin Mino'da. Sakinleşecek. Gözüne baksana. Bak kulağını kesiyor böyle alıyor. Hadi. Hadi. Kurban tam hadi gitti. Hadi gitti biraz. Bir giriyor mu direkt? Giriyor değil mi? Giriyor şu kurban. Kameramıza saldırdılar. Girmiyor. Ay. Ay manyak çocuğum. Anne bir şey yok, korkutma bizi ya. Şuna basalım. Yok yok, gerek yok. Tamam. Tamam. Sakin ol anne. Karanlık odaya koyacağız. Kısırlaştırdıktan sonra görüşeceğiz sizinle arkadaşlar. Belki hazırlık aşamasında çekebilirim videoya. Merak edenler için. Hocam şimdi dişi kedilerde kısırlaştırmamızın sebepleri. Tamam, hayvan üreyemezsin. Birinci şey bu. İkincisi, kızgınlık belirtileri bazen hasta sahiplerini çıldırtacak boyutlara geliyor. İşte bu ağlamalar, zırlamalar, sabahlara kadar susmalar, komşular rahatsız oluyor falan. Bu da tabii ki bir şey. Aslında sahibinin yaşam kalitesi diyebiliriz bunu kısaca. Ama asıl şey, ilerleyen yaşlarda bu seks hormonlarından kaynaklanabilecek şeyleri, dişi genital yani insanlardaki kadın hastalıkları olmasın diye biz o şeyi komple alıyoruz. Yani yumurtalıklar, tüpler, rahim boynuzları, rahim hepsi komple alınıyor hocam. Yani
Meme tümörü ve aslında... Tabii meme tümörü, evet. Yani piyometra... Aslında gerginliği ve stresi de çoğu zaman oluyor değil mi hayvanlarda? Ben onu dikkat ettim. Evet. Sıraştan sonra evet, çoğu hayvan... Sıraştırıldıktan sonra dişi hayvanlar da bayağı sakinliyor. Erkek hayvanlar da çok sakinliyor. Özellikle erkek köpekler falan dışarıda gezerlerken hani başka erkek köpeklere saldırma eğiliminde olmuyorlar. Şeye falan da çok denk geldi. Mesela dermatolojik problemler asıl sebeplerinden biri de mesela bu işte... kızgınlık olabiliyor aslında. Bağışıklığı evet, falan çok aslında düşünüyor. Aslında kızgınlık değil de şöyle hormonal dalgalanmadan kaynaklı değil oluyor. Mi? Yani birçok böyle dış bir etkene bağlı değilse dermatolojik vakaların hani bence yarısından çoğu hormonlarla alakalı oluyor zaten. Veya beslenmeyle falan alakalı. Hormonal dalgalanmada dişilerde oluyor yani ara ara insanlardaki gibi böyle her ay olmasa da oluyor. Olduğu zaman da dalgalandırıyor bütün hormonları. O yüzden hani sıkıntı yaşayabiliyoruz. O yüzden kısırlaştırmayı öneririz. Peki bu doğal hayvanların doğasıyla oynuyorsunuz muhabbetine kısa bir cevap almak istiyorum. Hayvanların doğasıyla oynuyoruz. Oynamıyoruz. Hayvanların doğası artık eski doğa değil. Yani evet. Eskiden hani öyle değilmiş ama artık hani çok fazla var. Özellikle bir sokak hayvanı hani geldiği zaman bize ben hemen halı kısırlaştırmak istiyorum açıkçası. Yani buraya herhangi bir sebeple geldiği zaman halı kısırlaştırmak istiyorum. Çünkü kedi küçücükken zaten anne oluyor. Hani ne bileyim ya tuttuğumu kısırlaştırmak istiyorum. Özellikle sokak hayvanları çünkü şey hani çocuklar 8-9 tane doğuyor. İşte iki tanesini araba çarpıyor, üç tanesini köpek boğuyor. Anne yani, de çok zayıflıyor aslında. Sürekli dört ayda bir, dört ayda bir. Anne zaten kendi çocuk evet. Nasıl bakabilir ki? Evde bile olsa bakamaz. Hani 7-8 tane doğurdu, bakamaz yani hepsine. O yüzden hani bazı şeyleri planlamak gerekiyor. Kısırlaştırmada öneriyor muyum? Öneriyorum evet. Yani şey değil bence. Böyle doğasıyla oynuyoruz yok günah günah. Yani günah boyutunu bilmiyorum hani. Çok kısırlaştırılabilir bence. Ki daha sonradan ortaya çıkan bu kapalı serbest piyometralar, meme tümörleri yani o şeyler değil. Yani veya ne bileyim çözülemeyen bu dermatolojik vakalar hoş değil açıkçası. O yüzden kısırlaştırma bence iyi bir şey. Yani çok şey değil. Tamam. O zaman kapatıyorum. Görüşürüz. Mino birazcık anestezinin kafasını yaşamış mı? Yaşamış. Hoş. Eski yoldan eser bir şimdi mutunda şu an bunu. Şu an kafa güzelleşmiş. Sıvıyor ama şey yok böyle. Dermanı yok çok fazla çünkü. Kurban oldum anne. Kurtulacak, bitecek. Onu rahatlayacaksın bence ya. Bilmiyorum. Bence rahatlayacaksın aşkım. Arkadaşlar operasyon bitti. Şimdi görmüş olduğunuz aslında bizim içeriden ne çıkardığımızı göstermek adına artık operasyonla işimiz bittiği için seyfiyi bozuyorum. Şimdi şu görmüş olduğunuz gösteremedim lan. Göremediğiniz şu görmüş olduğunuz aslında iki yuvarlak şey. Bakın şunlarla şu ikisi ovaryum. Burası da bizim uterusumuz. Yani rahmimiz. İçeriden bizim yaptığımız şey aslında o özellikle ovaryumdan hiç parça kalmayacak şekilde ovaryumları ve rahmi total olarak çıkarmak. Bunu aslında total ovaryo histerektomi diyoruz. Yani ovaryumun ve uterusun rahmin total olarak çıkarılması bu işlemin adı. Bu, görmüş olduğunuz aslında ovaryumlar bu kızgınlığın sebebine sebep oluyor daha doğrusu. Dolayısıyla kapıyor Samet. Çok ses geliyor. İçer tedavi yapılıyor da. Buradaki ovaryumlardan hiçbir parça kalmaması gerekiyor. Önemli noktalardan, önemli hususlardan biri. Burada gayet iyi. Herhangi bir problem yok. Yarı hattı da burası. Çok küçük bir yarı hattı var zaten. Yani yaklaşık şu hatta şöyle. Küçük parmağım nerede? Küçük parmağım. Şu kadarcık bir yarı hattı var. Yani küçük parmağım kadar bir yarı hattı var. Yakalık bandaj uygulaması yapmayacağız Miloş'a. Dolayısıyla operasyon burada bitmiş olacak. Şimdi yoğun bakım küvezine alacağız ve serum takacağız. Evet şu an yoğun bakım odasında Miloş'umuz. İsmini de hep yanlış söylüyorum bu çocuğum. Çok uzun izliyorum. Şu an yoğun bakım küvezinde vücut ısı dengeleniyor. Operasyondan çıkan çocuğumuz şu an işte biraz daha kendine gelecek. Zaten çıkalı bir 5 dakika falan olmadı daha. Şimdi serum hazırlanıyor. Damar yolu açık zaten. Serumunu alacak. 2 saatte de maksimum kendine gelmiş olur serumdan sonra.
Evet, şimdi Venüs'ün kısırlaştırması bitti. Operasyon tamamlandı. 1-2 saati kendine gelmiş, uyanmış olur. Onun dışında serum uygulaması olacak şimdi. Biraz daha anestezik üstünden daha hızlı atılsın ve vücut toparlasın diye. Çünkü dün gece 12'den beri yemek, su yemedi. Su ihtiyacını, oradaki vitaminlere ihtiyacını karşılaması adına çocuğa gerekli serumu veriyoruz. Onun dışında kısırlaştırmanın zaten yararlarını çok kısa bir şekilde anlatmaya çalıştık. Dikkatimi dağıtıyorsun şu anda. Kısırlaştırmanın... Gel gel. Gel gel. Ya işim var hocam. Ah, tedavi yapıyor. Kısırlaştırmanın yararlarını çok kısa anlattık. Olabildiğince aslında kısırlaştırmaya önermeye çalışıyoruz. Ama çok bu konuyla alakalı hekimsel olarak bakıyorum. Onun dışında da başka düşünüyormuş şu an diyecek bir şeyim yok. Abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Daha çok video istiyorsanız kanala abone olmayı, beğenmeyi, likelamayı, yorum yapmayı unutmayın. Dikkatimi dağıtıyorlar herkes. Şu an dikkatimi dağıtıyorsunuz. Kapatıyorum.